İnsanın sevdiği kişiyi kaybetmesi her yaşta yıkıcıdır. Ancak 15 yaşında böyle bir acıyla başa çıkmak daha da travmatiktir. İngiliz lise öğrencisi Stephanie Ray, okuldan tanıştığı erkek arkadaşı Blake Ward'la mutlu bir ilişki yaşıyordu. İkili tüm zamanlarını birlikte geçiriyor, diğer arkadaşlarıyla birlikte sürekli eğleniyordu. Ancak Blake'in bir gün serinlemek için deniz kıyısına gitmesiyle her şey değişti. Üç arkadaşıyla birlikte girdiği suda akıntıya kapılan genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Yapılan çalışmalar sonrası Blake'e ulaşıldığında bir mucize gerçekleşti ve sağlık ekipleri onu yeniden hayata döndürmeyi başardı. Zamanla yarışın ardından Blake, Liverpool'da bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar, gencin ağır beyin hasarına maruz kaldığını ve hiçbir zaman iyileşemeyeceğini açıkladı. Ailesi bu noktada çok zor bir karar vererek oğullarını hayatta tutan yaşam destek ünitesinin kapatılmasını istedi. Hastanede erkek arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmayan Stephanie ise o süreçte yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Ailesinin kararının ardından Blake'e veda etmek için onlardan izin alan Stephanie, hastanede yatağa uzanıp sevgilisine son kez sarıldı. Genç kızın erkek arkadaşının göğsüne başını yasladığı yürek burkan bu fotoğraf, yaşam destek ünitesinin kapatılmasından sadece birkaç dakika önce çekildi. Stephanie, fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, "Bugün hayatımdaki en zor gündü," dedi ve Blake'e, "Sonsuza dek özleneceksin ve seni asla unutmayacağım," diye seslendi. Fotoğrafın sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından farklı bir tartışma da başladı. Bazıları ailenin kararının doğru olduğunu ve yapacak başka bir şey bulunmadığını söylerken, kimileri de doktorlar ne derse desin genç Blake'in yeniden uyanması için yaşam destek ünitesine bağlı şekilde beklenmesi gerektiğini savundu. Peki sizce ailenin kararı doğru mu? Doktorların umut yok açıklaması sonrası fiş gerçekten çekilmeli miydi yoksa beklenmeli miydi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.